kendi birliğine, kendi ittifak alanı içerisinde çekti. O yılları hatırlıyor musunuz? Türkiye o dönemde hakikaten NATO'ya girmeye ihtiyaç hissediyor muydu? Yoksa Sovyetlerle de iyi ilişkiler geliştirip tarafsız kalabilir miydi? Avrupa'da nitekim böyle başka ülkeler var. Neler konuşuldu, neler tartışıldı o yıllarda? Hatta bir de şeyden bahsedilir. NATO üyeliği öncesi bir bedel ödedik ve Kore'ye askerler gönderdik. Orada bir sürü şehit verdik. Onun karşılığında hatta anca bu NATO üyeliğini alabildik falan diye de bazı yorumlar ben hatırlıyorum. O yıllarda neler konuşuldu, neler tartışıldı? Türkiye'nin NATO'ya giriş hikayesi nasıl gerçekleşti? Biraz bahsedecek olursanız mutlu oluruz. Efendim, yine tabii deminki sualimizden devam edersek, dünyayı yöneten kadrolar var ve bir dünya politikası var. Hadiseler buğdu mücerrette cereyan etmiyor, boşlukta spontane yürümüyor. Bu demokrasi tabii mücadelesi arz ettim. Dünyada, Türkiye'de başlıyor. Tabii bunlar kime karşı oluyordu? Marksizme karşı, Sovyetlere karşı. Önce mihver devletleri vardı karşılarında. Batı dünyasının, Almanya, İtalya, Japonya. Sonra onlar tasfiye oldu. Bu sefer Rusya çıktı. Rusya önce müttefikleriydi mihver devletlere karşı mücadele ederken. Evet. Onları tasfiye edince sıra Rusya'ya geldi. Rusya tabii bir Marksist, komünist idare rejim var. Tabii tek parti düzeni. Ona karşı kendilerini hazırlamaya başladılar. Dünyayı da ona göre hazırlıyorlar. Amerika'yı tanıtmaya çalışıyorlar. Amerika'da o ana kadar, İkinci Dünya Harbi'ne kadar tecrit politikası içindeydi. Yani dünyaya açılmış değildi. Kendi içine kapanık. Avrupa dünyayla meşgul oluyor, gözüküyordu. O da Avrupa'ya silah satarak para kazanıyordu. İki Dünya Harbi'nde Amerika'nın pozisyonu budur. İkinci harpten sonra Amerika dünya hakimiyetinin eline aldı. Direksiyonu İngiltere'den aldı. Kendi eline geçirdi. O yönetmeye başladı. Tabii yönetince de dünyaya açılması lazım. İşte Türkiye'ye gelişler, Marshall yardımları, Orta Doğu politikasının senaryoları, demokrasi yerleştirme hikayeleri. Benim Amerika'ya davet edilmem. ICA tarafından gidişim. Tabii benim gibi birçok heyetleri çağırıyorlar, Amerika'yı tanıtıyorlar vesaire. Hatırlarım daha o zamanlar Amerika'dan bir Suriye zırhlısı gelmişti. İlk defa Evet. Amerikan denizcileri geliyorlar. İstanbul'da Beyoğlu'nda o böyle muazzam alayişle işte karşılanıyordu. Hatta hatırlarım ben Türkiye'deydik herhalde o zamanlar galiba yahut da daha sonra tarihini hatırlamıyorum. Bir sürü ne zaman geldiyse. Bir kibrit oyunu çıkmıştı. Bir sürüdeki denizciler boş zamanlarını geçirmek için kibriti alıp böyle mesela kibriti koyuyorsun şunun kenarına. Alttan böyle vuruyorsun. Evet. Vurunca nasıl düşecek? Dik mi düşecek? Yan mı düşecek? Ona göre puan alınır falan böyle oyun oynanırdı. Buna da Missouri oyunu denirdi. Biz de daha sonra oynadık ama adının Missouri olduğunu Ha falan işte bilmeden oradan oynadık. Evet. gelmiştir. Amerikan zırhlısındaki Bahriyelilerin oynadığı oyun. Bir de onların denize dökülmesi hikayesi var Tophane civarından Tabii değil o mi? sonraki tabii. Evet. O ideolojik hareketler çıktığı zaman. Henüz daha şimdi 50'lerde ideoloji yok zaten Türkiye'de. Evet. Tek parti. Atatürk dönemindeki biz bize benzeriz. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış kütleyiz. Fikri daha hakim. Çok partili rejime girdik ama izimler yok. Biz hiçbir izmi kabul etmeyiz fikri. Daha hakim. Öyle sosyalizm, Marksizm de yok. Tabi bunda da Rusya'nın vebali var. Çünkü Rusya o vakitlerde Ardahan Kars'ı bizden istiyor. Evet. Stalin politikası, işte Mesket Türklerini bizim sınırlardan uzaklaştırıyor. Hristiyan Gürcüleri getirip onların yerine yerleştiriyor. Ermenistan'a getirip sınırımıza koyuyor. Türkiye'nin Türk dünyası ile irtibatını kesiyor falan. Bütün bu politikaları Stalin yapıyor. Evet. Tabii Türkiye'de tabii ondan tevahhüş ediyor ve Amerika'ya tabii yanaşıyor. Türkiye'nin NATO'ya girme hikayesi de budur. Ve bu dönemde de efendim
Türkiye'yi demek ki Rusya itmiştir bu tarafa. Yani Türkiye'nin NATO'ya doğru gidişinin sebebi Rusya'nın efendim tasallutundan kurtulabilmek içindir. Tabii o zaman Çin de yavaş yavaş palazlanmaya başlıyor. Çin de palazlanmış ve o da komünist rejimi benimsemiş. Bu sefer Amerika ne yapıyor? Çin'e karşı Kore'de mücadeleye başlıyor. Evet. Kore Savaşı esasında Çin-Amerikan çatışmasının başlangıç tarihidir. Yani Çin-Amerika mücadelesi o zaman başlamıştır. Ama arka bahçede savaşılıyor, kendi topraklarında değil. Ne Çin kendi toprağında savaşıyor, evet. Ne Amerika, Kore. Çin'in gelişeceğini, dünya hakimiyetini oynayacağını daha o zaman fark etmişlerdi. Ben bunu nereden biliyorum? Amerika'dayım 55-56'larda Cornell Üniversitesi'nde. Doktor Lu diye bir arkadaşım vardı Amerikalı. Musevi asıllıydı. Sosyoloji hocasıydı. Sonra Ford fabrikalarında görev falan aldı. O bana şunu söylemiş. Çok samimi arkadaşız falan. İleride diyordu, Batı dünyası muhakkak Çin'le kapışacaktır. Ve bu Çin'le kapışmada da Rusya bizim tarafımızda olacaktır. Sene 1956. Amerika'daki bir entelektüelin söylediği söz. Demek ki hadiseler önceden şey diyor. Rusya'nın bu tutumu Türkiye'yi kendini müdafaa için bir strateji takibine yönlendirmiştir. Zaten demokrasi hareketleri de başlamış. Çok partili rejime girmişiz. Özel sektöre doğru yönelmişiz. Bu hava içinde Türkiye NATO'ya girmek mecburiyetini hissetti. Hatta önce güya nazlandılar da biraz. Ben de onu soracaktım hocam müsaadenizle. Bu şu aralarda yine biz bir Avrupa organizasyonuna girmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği biliyorsunuz işte bu 40 yıllık macera ve son özellikle 3-5 yıldır Türkiye'nin ana gündem maddesi haline geldi. Toplumda bunu konuşmayan, tartışmayan kimse yok. İşte biz çok ısrar ediyoruz. Bir sürü sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Türkiye'de ama bunu istemeyenler var. Fakat Avrupa ciddi naz yapıyor. Hala kaç sene sonunda Türkiye girecek bu belli değil. O dönemde de buna benzer tartışmalar yaşandı mı? Gerek toplumda gerekse hükümetler arasında. Şimdi, bu dünyayı yöneten güçler belli bir strateji çiziyorlar. Sizi gözlerine kestiriyorlar. Ama ondan sonra kelepir fiyatını almak için de fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Almaz gibi gözüküp nazlanıyorlar bu sefer. Oğlanın kızı alma hikayesindeki gibi. Evet. Kız tarafının tutumu gibi. Hem ağlarım hem giderim hikayesi. Dolayısıyla şimdi bunlar da Türkiye almak istiyorlar ama böyle bir nazlanma politikaları da var. Ama stratejik bakımından Orta Doğu'da kuvvetli bir ülkeye ihtiyaçları var Rusya'ya karşı. Tampon bölge olarak. Dolayısıyla onlar arzu ettiler. Ettiler ama pazarlık, Amerikalılar çok pazarlıkçıdır tabii. İyi pazarlık ederler. Ve fiyatı dibe kadar düşürmeye çalışırlar. Tabii onlar da buna karşı bir takım başka tavizler elde etmiş olabilirler. Tabii bu işler böyle oluyor tabii. Toplum o dönemde yani destekliyor muydu bunu yoksa? İsrail politikası falan gibi. Efendim? Toplum destekledi mi NATO'ya girişi yoksa öyle çok fazla tartışılmadı mı kamuoyunda? Efendim şimdi tabii bu mizanseni hazırlayanlar toplumu da beraber hazırlıyorlar. Dünya konjonktürüne göre hazırlıyorlar. Türkiye'deki konjonktürü ona göre hazırlıyorlar. Matbuat ona göre dizayn ediliyor. Her şey yani çevre şartları hazırlandıktan sonra kararlar mevki beriyete konuyor. Bu hep böyledir. Yani evet. Bu demokratik sistemde böyledir hadiseler. Yani demokrasiye uydurmak zorundasınız. Onun için de toplumu arkanıza almadan yürütemezsiniz. Yürüttünüz mü falsolar yaparsınız. Bu işi çok iyi bilir onlar. Ama tabii işte şimdi Bush gibi bazen falsolar yapıyorlar ama tabii yani ana strateji halkla beraber, dünya ile beraber demokratik bir çerçeve içinde politikaları yürütmektir. NATO hikayesi de öyle olmuş. Çünkü bütün dünyayı toparlıyorsun. E niçin dünya kavga edecek? Rus tehlikesi, Çin tehlikesi. Bana ne demez mi adamlar yani?
Avrupa'daki bir devletin ne alakası var Rusya ile Çin'de falan. İşte onu hazırlıyor diyor ki, ya bu müşterek tehlikedir. Batı medeniyeti tehlikeye girer. Sonra hepimiz helak oluruz. Gel. Türkiye de Batı medeniyetine giriyor. Demokrasiye girmiş, çok partili rejime girmiş, Amerika ile işbirliği yapmış, Marshall yardımlarını almış, özel Türkleri geliştiriyor. İlahir diyor ki sen de burada görev almalısın. Dolayısıyla halkı ve maaşı